Hocam genel değerlemeyle başlayalım isterseniz. Evet, bugün grubun lideri 6 puanla ilk iki maçını kazanmış Manchester takımıyla çok önemli bir karşılaşmaya çıktık. Çünkü maçtan önce de söyledim, ilk iki maç oyun olarak bizi tatmin etse de sonuç olarak istediğimiz gibi değildi. Bugünkü maça baktığımızda hem gol attık, goller attık, 3 puan aldık. Oyun olarak da oyunun her bölümünde kendi istediğimiz şekilde oyunu yönlendirdik. Rakibi de bizim istediğimiz gibi oynatmaya zorladık. Maçın büyük bir bölümünde rakibimize çok az pozisyon verdik. Kendi girdiğimiz pozisyonlar vardı. Topun Manchester takımında olduğu ama oyunun bizim istediğimiz gibi gittiği bir karşılaşma oldu. Dediğim gibi çok az net pozisyon verdik. Çok önemli bir galibiyet aldık. Bu kadar önemli, bu kadar büyük hem Avrupa'da hem de bu grupta 6 puana ulaşmış bir takımı kendi sahamızda yendiğimiz için tabii ki çok mutluyum. Bu anlamda bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Hedefimiz biraz da büyüdü. Bu 3 puan grup içerisinde bizim de diğer takımlarla aynı seviyeye gelmemize yol açtı. Well, good evening, everyone. Today we play against a team who got 6 points until today. They played 2 games and got 6 points in Champions League group stage. It was actually a tough game, very difficult game. However, the game that we played before in the last previous 2 games was not delighted. I was not delighted with the results, but in terms of game, we improved a lot and we got result in the same way that we wished. The result of the last 2 games was not desirable, but today we achieved it. I'm so happy for this. And today we create, in terms of games, in terms of play, we create many scoring chances and we score 2 goals against a top team. As a game, we also play very well. We push them to make some mistakes. And especially in the first half, we dominated. We were superior over Manchester team. And we just conceded a goal. It was important game. Okay, in the second half, they had a ball possession. They play with the balls much more than we play. But by the end of the match, we got 6 points against a very difficult team. It was a home victory, a first victory. And now we have another talk, another dream, because our dream in Champions League has been rising with the victory that we got today. I would like to give my congratulations to my players for the performance they did in the game. And as I say, our target became much bigger than we had in the before we played this game. Hocam, Lig Radyo'dan Erkut Ümer'in bir sorusu var. Başlangıç planınızda Dembaba'yı, Tuanzebe'yi birebir bırakmak var mıydı? Dembaba bu konuda inisiyatif mi aldı? The question was from Erkut Ümer. Was your initial plan to leave Dembaba, our striker, with Tuanzebe one against one? Did Dembaba take initiative in this regarding? So did it achieve it? Aslında tabii ki biz tek forvet oynuyoruz. Rakibimiz 2 tane stoperi var. Bu rakibimizin tercihiydi. Orada birebir bırakması. Bizim Dembaba normal pozisyondaydı. Obviously, we play with a single striker and against 2 center backs. He actually play in his initial position, as usual. İkinci soruya geçiyorum hocam. Maç Kolik'ten Sercan Şekerci'nin sorusu. İlk yarıda rakibin hatalarını çok iyi değerlendiren bir Başakşehir, ikinci yarıda çok kısa bir ara dışında kalesinde çok ciddi baskı görmeyen bir Başakşehir vardı sahada. Özellikle rakibin kulübeden gelen tehlikeli isimlerine rağmen ikinci yarıda skor tutabilmenin ana sebebi neydi? Well, question from Serkan Maçkolik. In the first half, there was a Başakşehir. We've seen a Başakşehir who used opponent's mistakes very well. And in the second half, we see a Başakşehir on the field that didn't face a high serious pressure in own goal. So what was the main reason to keep the scoreline despite the big names of Manchester United coming from the opposition bench? So how did you deal with it to keep the scoreline 2-1 despite the dangerous names in the second half as well as you did in the first half?
Şöyle tabii ki maç planı bundan önceki maçlarda da aynı planlarla çıktık. Yani baskıyı yapabileceğimiz yerde baskı yapmaya çalıştık. Zaten ikinci golde de yaptığımız baskıyla golü bulduk. Bugün daha önceki iki maça göre kendi sahasından paslarla daha iyi çıkan bir takım vardı. O yüzden belli bölümden sonra da özellikle önde olduğumuz bölümlerde de ikinci bölgede bekledik. Zaman zaman kendi yarı sahamıza yerleştik. Burada da rakibimizin hiç üretemediğini gördük. Yani maç boyunca net pozisyon olarak belki pozisyon söyleyemeyiz. Tek net pozisyon onda biz kendi kalemize vurduğumuz top son dakikada. En büyük tehlike bu oldu maç içerisinde. O yüzden oyun bizim istediğimiz gibi gitti. Biz topun arkasında kaldık. Rakibimiz hiçbir şekilde pozisyon üretemedi. Bizim tek eksiğimiz burada kazandığımız toplarla daha iyi bir şekilde çıkıp belki üçüncü gol şansını yakalayabilirdik. Burada en büyük eksik olarak bunu görüyorum ama dediğim gibi rakip bizim topun arkasında duruşumuz karşısında hiç pozisyon üretemedi. Well, we actually kept our match plan. We stick by our match system, match plan, and I'm so delighted with the pressure that my players performed over Manchester United players. After, especially after we scored, we tried to keep our position and compared the last two games. We did it very well. In the second half, the game became another history. We had so many scoring chances, but they just had one scoring chance in the first half. They just scored one goal. They haven't got scoring chances as well as they wished. We stand behind the ball. We took a right position. We did everything well what we wished before the game. We could score more scoring chances to score the third one because we were playing against Manchester United, but we got some spaces behind them. It's the maybe my only wish that we could do it much better to score the third one. At the end, we play against Manchester United, and I'm so happy with the game plan that we did today against Manchester United. Hocam, Fanatik'ten Ömer Necati Albayrak bir sorusu var. Kariyerinizde ilk kez hoca olarak çıktığınız Devler Ligi'nde 3 maçı tamamladınız. Dünya ünlü futbolcular, hücum silahları, taktisyenlere karşı 3.90 dakika geride kaldı. Okan Buruk'a kattığı en önemli tecrübeler neler oldu? Ve maç sonunda Edinson Cavani'nin formasını aldınız. Sizin için özel bir oyuncu mu? Galibiyet için gönülden tebrikler. Mr. Okan Buruk got two questions from Ömer Necati Fanatik in newspaper. First of all, congratulations for the win. It was a great win today. For the first time in your career, you've completed three matches behind each other in the group stages in the Champions League. It was three times actually 90 minutes against the world famous football players and very offensive, good, skillful players. What were your most important experience in terms of contribution that you brought? What kind of contribution you brought in terms of your experience? And the second question was about Cavani. By the end of the game, you got Cavani's jersey. So is he a special player for you? Benim tabii ki hayallerim var. Benim oyuncularımın hayalleri var. İlk hayalimiz geçen sene şampiyon olmaktı. Bu sene de Şampiyonlar Ligi'nde oynamaktı. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde oynayan ve gerçekten çok zor bir gruba düşmüş bir takımız. Şu ilk 3 maçlık periyotta çok zor bir grupta olmamıza rağmen, çok önemli takımlar oyunculara karşı oynamamıza rağmen bu takımlarla başa baş oynadığımızı görmek beni çok gerçekten bir Türk teknik adam olarak ve Başakşehir'in koçu olarak beni çok mutlu ediyor. Oyuncularıma hep ilk maçtan bu maça kadar hep aynı şeyi söyledim. Kimseden korkmayın. Sahada kendi en iyinizi yaptığınızda kimseden korkmanıza gerek yok. Herkesle başa baş oynayabilecek güçteyiz. Çünkü biz Türkiye Ligi'nin de şampiyonuyuz. Bunu hep oyuncularıma göstermek istedim. Futbolculuk kariyerimde bunu çok yaşadım. Avrupa'da kupalar kazanmış bir takımın oyuncusu oldum. Şimdi bunu da hep oyuncularıma söylemek istiyorum. Çünkü en önemli şey burada mental olarak, kafa olarak bu maçlara hazır olmak. Ben takımı ve kendimi bu maçlara hep hazır olduğumuzu gördüm. Çok yoğun da bir tempodan geçtik. Ve buna rağmen hem ligde hem Avrupa'da başarılı bir şekilde ilerliyoruz.
Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. Yani burada üzerimize yüklenen sorumluluğun da farkındayız. Türk futbolu adına bir Türk takımı olarak hem ülke puanı için hem de prestij için üzerimize çok büyük bir yük var. Bunu da en iyi şekilde başarmaya çalışıyoruz. Well, as a coach, I have got dreams. My players have got dreams. One of my dreams was to make my team champion. I'm so delighted. I'm so pleased to make my dream come true as a coach. And now we've been playing Champions League group stage. It's wonderful for me. You know, we are a team which is in difficult group, unfortunately, but I can say that my players have been doing very well. Despite the circumstances, my players have been dealing with these circumstances very well. I told them, because in the end you're playing hand-to-hand. If you see the last three games that we play against all three teams that we play head-to-head, as a Turkish coach, as a Başakşehir coach, this is making me so proud, so happy. And what I spoke to my players before all the games that we play so far, don't be afraid of any team that we play against. So don't be afraid of them. Just stay focused and do your job. There is no need to be afraid of them. And but in the end, we played head to head, and I'm so happy to improve it in the way that I wished, because we are last team champion. We became champion in the Turkish Super League, and now we are playing Champions League. Just stay focused and do your job. As a player, I got so many trophies. I played in the teams that where I gained so many trophies. And today, as a coach, I'm in front of you and speaking these words. It was a great pride for me, a great pride for my team. I'm on the other hand, we've been passing, we've been having congested match schedule, fixture a long way. We've been playing so many games. I'm so happy with the performance in Champions League as well as we did in the Super League. And we got some responsibility on our shoulder. We know it very well, because you're playing for Turkish, for not only for Başakşehir, but also for Turkish ranking, for country coefficient, because the points are affecting this. But we're gonna try our best in the rest of games in the Champions League. Cavani'nin formasını oğlum için aldım. Oğlum istemişti. Onu da söyleyeyim. So I got the jersey of Cavani for my son. It was a gift for my son. Hilmi Bey. Hilmi Seven Anadolu Ajansı. Hocam tebrikler öncelikle, hem galibiyetiniz için hem de ülke puanına katkı için. Bugün sahada Dembaba'yı özellikle inanılmaz görüyorum. Rafael'i, Martin Çikertel'i. Sanki Premier Lig'de oynayan oyuncular daha önce hani kendilerini tekrar göstermek gibi motivasyon, artı bir motivasyonları var gibiydi. Siz de öyle düşünüyor musunuz? Yani müthiş oynuyorlar gerçekten oyuncular. First of all, congratulations for the win. Also adding contribution for country ranking, for country contribution. Today I've seen Skirtle, Dembaba, these special players have showed a very good performance as if they were playing with their previous team. So it was a special for them. What do you think about this? Şimdi saydığınız oyuncular, takımda birçok oyuncu aynı şekilde, ama bu yaş olarak belki Dembaba'yı, Martin'i yaş olarak da yüksek görebiliriz, ama bu oyuncular hem kişilik olarak hem de oyuncu kalitesi olarak çok değerli oyuncular. Her maçta aynı şekilde mücadelelerini, kazanma isteklerini ortaya koyuyorlar. Yani Dembaba'nın, Martin'in ve Rafael'in İngiltere geçmişleri olan oyuncular, tabii ki bu çok önemli. Oraya tekrar kendilerini göstermek çok önemli, ama genel olarak da baktığımızda sahaya çıktıkları her zaman ellerinden gelen en fazlasını yapan oyuncular. Böyle oyunculara sahip olduğumdan dolayı da çok mutluyum ayrıca. First of all, the names that you mentioned to me right now are the old players as an age. They are old players, Dembaba, Martin, as well as Martin. They are looking maybe old, but they are performing very well despite their age. They are for me very valuable, very important players at my squad. They are not only a good player, but also they have very good character shift. So they are just showing a very good character on the field.
to get the possible best possible result from the games. I'm so happy to have this kind to names on my squad. So Dembaba, Skirtle as well as Rafael, because they once played in Premier League, they know the team very well. Of course, it's going to be a special night for them to show themselves. It's a normal, but I'm so happy to have these names on my squad. And as I said, they are very important players for me. Congratulations, coach. Thank you very much. What did you make of the first goal and Manchester United's defense? Were you surprised? Manchester United maçtaki ilk golü nasıl yorumlayabilirsiniz? Manchester'ın savunmasını nasıl geçip gol attınız şeklinde soru geldi. Şöyle, gerçekten çok ilginç bir pozisyon. Yani maç içerisinde de ilk Bolingali topla buluştuğunda Dembaba bomboştu. Hatta ona bağırdım Dembaba'ya oyna diye. Edin Visca'ya verdi. Edin Visca attığında da Dembaba bomboş kaldı. Yani bir korner vuruşu sonrası Dembaba ceza sahası içerisinden oraya kadar gitti ve uzun süre boş kaldı. Tabii ki çok inanılabilecek bir pozisyon değil. Böyle bir pozisyonu nasıl verdi, hangi durumdalardı bunu çok yani fazla yaşadığınız şey değil. Belki maçların son dakikalarında bazen bütün takımı ileri gönderirsiniz, kaleciyi gönderirsiniz, bu tür pozisyonlar yakalanır ama 0-0 iken böyle bir pozisyon yakalamak ve gol atmak tabii ki bizim için de şaşırtıcı. Well, the action was very interesting. I can explain. Bolingoli, my player got the ball, and Dembaba was a spare man. It was a free. However, he couldn't get it, but Visca got it, and Dembaba was free. But in spite of this, he moved very well. It was an unbelievable action, I can say, because the first goal that we score is an unhabitual for Manchester United, something unhabitual for them. Maybe this situation had happened by the end of the game, I could understand, but it just happened. The scoreline was 0-0 in the first half. It's also surprising for me, I can say. Başka sorusu olan var mı? Any other questions? Another question. So, basın toplantımız sona ermiştir. Teşekkür ediyoruz. Thank you so much. Press conference finished. Thanks to all.